Meslek Atölyesi eğitim kanalından hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kombilerin ana elemanlarından birisi olan sirkülasyon pompası. Sirkülasyon pompalarının görevlerinden, sökme işleminden, arızalarından ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz arkadaşlar. Sirkülasyon pompaları kombimizin içerisinde sağ alt tarafta bulunur arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz yuvarlak olarak görünen parçamız sirkülasyon pompasıdır. Sirkülasyon pompası ısıtma devresindeki suyun dolaşımını sağlar. Görevi budur. Kombide ısıtılan su ısıtma devresine yani peteklere gönderilir. Peteklerde üzerindeki ısıyı atıp soğuyan suyumuz tekrardan kombiye dönüş yapar. İşte bu devir daim işlemini yapan parçamız yani suyun dolaşımını sağlayan parçamız sirkülasyon pompasıdır. Zaten diğer ismi de devir daim pompasıdır. Sirkülasyon pompalarının 3 çeşidi bulunur. Bunlar modülasyonlu, kademeli ve kademesiz olarak 3'e ayrılırlar. Kademesiz olan pompalar tek devirde çalışır ve üzerinde kademe kolu olmadığı için herhangi bir kademe ayarı yapılmaz. Kademeli pompalarda sistemin büyüklüğüne göre kademe pompa üzerinde bulunan butondan elle arttırılabilir ya da azaltılabilir. Modülasyonlu pompalarda ise kademe ayarını pompa ısı ihtiyacına göre otomatik olarak gerçekleştirir. Yeni üretilen kombilerin birçoğunda modülasyonlu pompa kullanılır. Modülasyon işlemini NTC sensörlerin anakarta iletmiş olduğu değerlere göre yapar. Şimdi bu kombimizdeki sirkülasyon pompasına biraz daha yakından bakalım ve sökme işlemini nasıl yaparız inceleyelim. Evet, bu kombimizin üzerinde Vilo marka bir sirkülasyon pompası kullanılmış arkadaşlar. Üzerinde çeşitli bilgilerin yer aldığı bazı özellikler bulunuyor. Şurada bakın, 230 voltla çalıştığını gösteren, şehir şebekesindeki 220 voltla çalıştığını gösteren bir ibaremiz bulunuyor. Şurada ise bakın TF95 diye bir veri var. Buradaki bilgi de arkadaşlar bu kombimizin içerisinde dolaşacak olan suyun sıcaklığı en fazla 95 derece olması gerektiğini bize söylüyor. Yani kaynar bir suyun pompaya zarar verebileceğini ve bu pompanın 95 derecenin üzerindeki derecelere dayanmayacağını bize belirtiyor. Hemen üst kısmında şurada bakın bir kapasitörümüz bulunuyor. Bu pompanın kalkış kapasitörüdür arkadaşlar. Üzerindeki verilere bakacak olursak şuradan 2 mikrofaradlık bir kapasitör olduğunu anlıyoruz. Birazdan sökülmüş olan bir pompanın üzerinde de ölçümleri nasıl yapılır, kontrolleri nasıl yapılır göreceğiz arkadaşlar. Sirkülasyon pompalarını sökeceğimiz zaman şurada bulunan vidalarını sökmemiz gerekir arkadaşlar. Bakın pompanın arka hidrolik grupla bağlantısı olan 4 tane şurada görmüş olduğumuz vidası bulunur. Bakın göstereyim size. Bir tanesi kapasitörün arka kısmında, bir tanesi hemen şu tarafta, bir tanesi bu tarafında, bir tanesinde hemen şurada bulunuyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. Bu 4 tane vidayı söktüğümüz zaman biz pompamızı dışarıya alabiliyoruz. Tabii şu kapasitörün arkasında bulunan vida içinde buradan kapasitörü bu şekilde kaldırmamız gerekir. Şimdi elimizde yedek parça olarak bulunan 2 adet sirkülasyon pompası üzerinden sirkülasyon pompalarını daha yakından tanımaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi elimizde Grundfos marka bir pompa ve Vilo marka bir pompa bulunuyor ve bunlar üzerinden size sirkülasyon pompalarının ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Genellikle kombilerin üzerinde şu tipteki sirkülasyon pompaları kullanılıyor arkadaşlar ve kademeli diye bahsettiğimiz kademe ayarını şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın pompanın üzerinde kademe ayarı bulunuyor ve bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Bakın biraz önce sökme işleminden bahsetmiştim. Buradaki 4 alyanla şuradaki şeylerini sökebiliyoruz. Ben biraz önce gevşettim rahat olsun diye. Bunu bu şekildeki bir alyan anahtarla sökemiyoruz arkadaşlar kombi üzerinde. Bu şekilde ayırdığımızda sökebiliriz tabii ki ama kombi üzerinde yeterli alan bulunmadığı için bunu döndürebilecek alanı bulamayız genelde. O yüzden bunu sökmek istiyorsak bu şekildeki bir alyanla değil de buna özel bir yani ince uzun bir ekipmana sahip olmamız gerekir. Zaten bu işi yapıyorsak bu ekipmanları bulundurmamız gerekir arkadaşlar. Bakın şuradaki vidaları söktüğümüzde arka taraftan pompayı ayırabiliyoruz. Evet, son vidamızı da söktükten sonra bakın pompamızı arka gruptan ayırabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi pompamız bu şekilde iç kısımdan suyu pompalayarak bu içerideki kanatçıklarını alarak suyu basınçlandırarak sistemimize gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sistemi var. Genellikle kombi uzun süre çalışmadığı zamanlarda
Şu dönen çarkımız kireçlenmeden, paslanmadan durgun suyun içerisindeki pisliklerden sıkışabiliyor arkadaşlar. Bunu bakın şuradaki tapasını sökerek, hareket ettirerek giderebiliriz. Bakın şuradaki tapayı söküyorum. Evet, aldım. Bakın şurada iç kısımda bazılarında direkt düz tornavida şeklinde olur. Bazılarında bu şekilde kare şeklinde olabilir. Bir giriş yerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu marka ve modele göre değişiyor. Ve buraya özgü anahtarlar da servislerimizde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ben şu düz tornavida ile çevireceğim bunu. Bakın şu şekilde çevirdiğim zaman arka kısmı hareket ettirip sıkışmaları açabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde hareket ettirirsek arka kısımdaki sıkışmayı giderip bu şekilde pompayı yine aktif hale getirebiliyoruz. Kombi üzerinde yapabileceğimiz en basit işlem budur. Şimdi arkadaşlar şurada bulunan elektrik bağlantılarının olduğu yeri bir sökelim. Burayı da bir inceleyelim. Buradaki vidayı da çıkardıktan sonra bakın şu üst kapağımız şöyle hafif oynattıktan sonra açılacaktır arkadaşlar. Evet, cihazın elektrik bağlantılarının olduğu yeri bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Hemen şu elektrik bağlantılarından bahsedeyim. Sirkülasyon pompaları şehir şebekesiyle çalışan, yani 220 voltla çalışan cihazlardır. Zaten bunu üzerindeki etiketinden de okuyabiliriz. Biraz önce de göstermiştim. Bakın şurada 230 volt ve yaklaşık değeri bulunuyor. Buradan 220 voltla çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani faz ve nötr bağlantısını yapıp kablonun sarı yeşil olan topraklama hattını da topraklama hattına bağlayıp bu cihazı manuel olarak da çalıştırabiliyoruz. Ayrıca biraz önce de bahsetmiştim. Üzerinde bir kalkış kapasitörü bulunur arkadaşlar. Burada bulunan parçamız kalkış kapasitörüdür. İncelememizi yapalım. Bakın görüyorsunuz üzerinde 2.5 yazıyor. Üzerinde 2.5 mikrofaradlık bir kalkış kapasitörümüz bulunuyor. Kalkış kapasitörü içerisinde depo ettiği enerjiyi pompanın ilk kalkış anındaki hareketini sağlamak için kullanılır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Herkesin bildiği arabalar çalışmadığında ittirip vurdurma yöntemi vardır arkadaşlar. Lastiklerin hareketiyle marşa bastığımızda araba çalışmaya başlar ve yola devam eder. İşte kalkış kapasitörü de pompaya bu etkiye benzer bir işlem yapmaktadır. Bir nevi pompayı vurdurmaktadır yani. Bu kapasitörler klima kompresörlerinde ve fan motorlarında da aynı görevi görürler. Oradaki çalışma sistemiyle aynıdır arkadaşlar. Klima kapasitörleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız da kanalımızda videosu mevcut. İlgilenen arkadaşlar varsa bakabilirler. Şimdi arkadaşlar bu pompamız sağlam mı değil mi? İlk önce bunu bir kontrol etmek için buraya faz ve nötr bağlantısı yapacağım ve harici olarak çalıştırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz L, N ve topraklama hattı bağlantısını belirten işaretlerimiz mevcut. Yani L olan yere faz ucumu bağlayacağım. N olan yere de nötr ucumu bağlayacağım. Şu şekilde kablomu ayarladım. Şuraya bakın arkadaşlar, baskı uyguladığımda iç kısımdaki yeri açılıyor ve bıraktığımda tekrar onu tutacak arkadaşlar. Şimdi kahverengi olan kablomuzu faz hattımıza getiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz ve bırakıyorum. Bakın tuttu arkadaşlar, görüyoruz. Aynı şekilde nötr hattımız için de aynı işlemi yapıyorum ve bağlantımı gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi faz ve nötr bağlantılarımızı yaptık. Ardından cihaza elektrik verdiğimde pompanın çalışıyor olması gerekiyor. Şu anda elektrik veriyorum, bakın. Evet, gördüğümüz gibi pompamız çalışıyor. Evet arkadaşlar, çok uzun süre elektrik vermenizi önermiyorum. Normalde bu şekilde çalışıyor diye pompamız da sağlamdır diyemiyoruz maalesef. Çünkü bu şekilde çalıştırdığımızda üzerinde yük olmadığı için çalışıyor olabilir. Ancak kombi üzerinde yük olduğunda, yani içeride su olduğunda, basınçlı bir su olduğunda cihazımız yine çalışmayabilir. Burada yaptığımız sadece bir çalışıyor mu çalışmıyor mu bir kontrol ediyoruz. Bunun testini aslında cihaz üzerinden de yapmamız gerekiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Bakın arkadaşlar, şuradan kapasitörü de sökelim. Bir kapasitörün sağlamlık testini de yapmak istiyorum sizinle. Kapasitörün sağlam olup olmadığını da test etmiş olacağız bu şekilde. Cihaza elektriği verdikten sonra şu anda veriyorum, bakın. Bakın arkadaşlar, cihazda herhangi bir şekilde hareketlenme olmadı. Neden? Çünkü kalkış kapasitörümüz görevini yapmıyor. Yani cihaz ilk kalkışını gerçekleştiremiyor. Bunu şu şekilde, bakın arkadaşlar gördünüz. Elimle döndürdükten sonra cihaz çalışmaya başladı. Yani şu kalkış kapasitörünün görevini ben elimle yapmış oldum.
Bu şekilde kapasitörden mi kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu yöntemle de aslında kalkış kapasitörünün görevini de anlamış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi kapasitörün sağlamlık testine bir bakalım. Nasıl ölçümü yapılır? Bunu göstermek istiyorum sizlere. 2,5 mikrofaradlık bir kapasitörümüz vardı bu pompamızda. Ve bunun için ölçü aletiyle ölçüm yaparak bunun sağlam mı değil mi olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun için öncelikli olarak kapasitör ölçümü yapabilen bir ölçüm cihazına ihtiyacımız var. Yani bir pensampermetre dediğimiz, multimetre dediğimiz bir cihaza ihtiyacımız var. Şu anda bu cihazımızda bu özellik mevcut. O yüzden bu kapasitör ölçümünü gerçekleştirebiliyorum. Bakın şurada bulunan ters T işareti, bakın yana doğru bir işaret var. Bu kapasitör ölçümü yapabildiğimizi gösteriyor. Burada mavi olarak gösterdiği için mavi tuşa basıp benim mikrofarad, yani farad değerini bulmam gerekiyor. Şurada bakın NF yazdı. Bu kapasitör ölçümü için farad ölçümü yapabileceğim bir değer arkadaşlar. Ve bu kademeye getirdim. Daha sonra şu şekilde koyayım. Bakın arkadaşlar, şimdi ben bunun uçlarını, ölçü aletimin proplarını getiriyorum buradan. Kapasitörümün uçlarına değdiriyorum. Evet, gördüğümüz gibi 2.279 gibi bir değeri verdi bana. Bu da bunun sağlam olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Neden 2.5 değil? Bakın arkadaşlar, şurada 2.5 mikrofarad yazıyor. Önünde de artı eksi %5 ibaresi var. Yani 2.5 mikrofarad değerine yaklaşık olarak %5 oynamalarla ulaşması gerekiyor. Benim ölçtüğümde de 2.28 gibi bir değer çıktı. Dolayısıyla kapasitörümüz sağlamdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kapasitörümüz arızalı olduğunda yeni bir kapasitör takacağımız zaman uçlarının şu şekilde tek damar bir kablosu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bakın arkadaşlar, buradaki yuvalarına bunlar şu şekilde direkt geçme bir şekilde oturtuyor, bakın. Oynama yapmıyor. Eğer şuradaki kablolarımız gibi, yani çok fazla telli olan bir kablo kullandığımız zaman buraya içine otururken bazı telleri o yuvaya sığmıyor ve dışarıya taşmalar oluyor ve dolayısıyla tam performansla çalışmayabiliyor arkadaşlar. Bunlar bakın tak çıkardır arkadaşlar buraya. Bunu bu şekilde direkt bastırdığımız zaman kavruyor ve direkt biraz güçlü bir şekilde çektiğimiz zaman da ne yapıyor? Diğer direkt dışarıya atıyor. Buna da özen gösterirseniz problem yaşamazsınız. Yani şu kablonun tek damarlı bir şekilde olmasını tercih etmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi bu Vilo marka pompamızı da bir değerlendirelim, bir gözlemleyelim sizlerle. Şimdi ben buna da bir enerji vereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantımı gerçekleştirdim. Elektriğini veriyorum. Bakın pompamız çalıştı. Bakın buradan arkadaşlar, kademe ayarını yaptığım zaman cihaz maksimum kapasiteyle çalışmış oluyor. Bu şekilde bakın kısıyorum. Sesini duyuyorsunuz. Daha yavaş bir şekilde, daha devirsiz bir şekilde çalışmış oluyor arkadaşlar. Bu kademelerin hepsinin bir debi karşılığı var arkadaşlar. Yani içeride dolaştırdığı suyun debisini buradaki kadememize göre ayarlamış oluyor. Bu cihazımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet bakın şu şekilde ön kapağı tırnaklarından ayırdığım zaman şöyle bakın arkadaşlar, içerisinde bir elektronik kart devremiz bulunuyor. Buradan bütün işlemleri kendisi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Kontrol panelimiz de bu şekilde yani. Şu şekilde tekrar yerine yerleştirdim. Tırnakları direkt içine oturduğu zaman cihazımızın bağlantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle sirkülasyon pompalarını ayrıntılı bir şekilde inceledik. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalına, YouTube ve sosyal medya kanallarından abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kombi ile alakalı herhangi bir arıza ve sorunuz olduğunda da bana yorumlar bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.